siz bilirsiniz büyük ihtimalle. Peygamber Efendimiz, şimdi bırakın İbn Arabi falan filan. Ya Peygamber Efendimiz ne demek? Kur'an'ın mahbedi, Kur'an'ın vahyedildiği, evet, benlik demek. Yani, hı hı, bunun ötesi var mı da? Yok. İkbal bu nokta üzerinde durmuştur bir yerde. Zaman zaman Hazreti Ayşe'ye ne diyor biliyor musunuz? Kellimini ya Hümeyra. Ey pembe yüzlü kadın, konuş. Bunalıyorum, sıkılıyorum diyor. Bir tek Hazreti Ayşe'ye söylemiştir bunu, bir kadına söylemiştir. Konuş diyor da beni ferahlat. Sıkılıyorum diyor. Kim diyor bunu? Kur'an'ın vahyedildiği benlik olan peygamber. Demek ki o da dahil, hakikaten söylediğiniz gibi, kadının katılmadığı bir hayatın hayat olması söz konusu değil. Evet, yine Hazreti Ayşe... Ama bunu böyle bildiği halde insanlık bütün zamanlarda en büyük kötülükleri de kadına yapmıştır. E bu da bir kötülük değil mi hocam? İşte örnek, kuliste konuşuyorduk dediniz ya, dört tane eşit. Söyle onu da esas orada söyleyeceğim. Ben minik insanoğlunun iki yüzlülüğünün irinleştiği noktadır orası. Nedir hocam? Dört kadın, lafı geçti mi, adeta kuduruyorlar. Peki ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir adam, burada belki burada söyledim, bu stüdyoda bilmiyorum. Bir adam samimiyetle ben hayatımı tek kadınla getireceğim diyorsa ve bunu gerçekten yapıyorsa onun elini öperim. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın tercihi ve tavsiyesi de budur. Evet. Yani Nisa suresinin 3. ayetinde bu imkanı veriyor. O da yetimlerle bağlantılıdır. Yani onu unutmayalım. Öyle dört kadın öyle bir metres kurumu getirmiyor. Çok zor, Kur'an. Evet, çok ama zor. Ama yetimlerle bağlantılıdır. Hocam, ama içeride Nisa suresi, müsaade et ya, içeride ne dediğimi unuttun mu ben şimdi? Onu söylüyorum. Nisa suresinin ileride bir başka ayetinde de diyor ki siz dört kadın meselesinde gerekeni yapamazsınız. İhtiras derecesinde isteseniz de yapamazsınız. Tabir aynen böyledir. O zaman tek eşlilikle. İmam-ı Azam Halife Cafer el-Mansur, Ebu Cafer el-Mansur'a, Abbasi halifesi, eşi çağırıyor. Diyor ki sen yeniden evlenmek istiyorsun benim üstüme. Ben İmam-ı Azam'ın dediğini kabul edeceğim, onu çağır. İmam-ı Azam'ın kadın haklarında titizliğini biliyorlar. Çağırıyorlar saraya, ki o sarayda Halife Mansur onu zehirleyip öldürtecektir birkaç sene sonra. Diyor ki konuş, benim eşim seni dinleyeceğini söylüyor. Özet olarak diyor ki İmam-ı Azam, evet Cenab-ı Hak bazı şartlar muvacihesinde birden fazla, dörde kadar eşe ruhsat vermiştir. Ama diyor tercihini de belirtmiştir. Mutlu olmak için tercih tek eşlilik. Tabii Allah siz de onu diyor tercih edin. Teki tavsiye eder. Şimdi doğru. Olay bu. Şimdi gelelim bugünün iki yüzlülerine. Tuğba katılmıyorum dedi işte. Evet. Ben Tuğba'yı değil, erkekler açısından bakıyorum. Tek eşlilik edebiyatı, bunun şampiyonluğunu yapan adamlara ben bir programda dedim ki siz bunda samimi misiniz? Tamam. O zaman ceplerinizdeki garsonyer anahtarlarını buraya koyun. Evet, sen çok tek doğru. Eşli yaşamayı mı savunuyorsun? Birden çok hanımla beraber olup da onun sorumluluğundan kaçmayı mı? Affedersiniz Adana yöresinde kullanılan tabirle dümbüklük yapma. Adam gibi de ki ben tek eşle yaşayacağım. Bak Ali Rıza Demircan çıktı ne dedi? Ben çocuklarımın annesinden başka kadın tanımıyorum dedi. İşte böyle eğer yapıyorsan başım üstüne. Yoksa ben 50 tane kadınla hayatımda beraber olacağım ama sorumluluk kabul etmem. İş bitti güle güle. Ben yani bilmiyorum ya, böyle da. Böyle bir şey yok. Tabii ki hocam hani karşı gelmiyoruz, hiçbir şey söylemiyoruz ama artık devir değişti, eski zamanda değiliz. Yani ben çok eşliliğe sonuna kadar karşı. Kesinlikle. Hani 200'lüysem 200'lüyüm yani. Bu anlamda ben yani de karşıyım. Ama benim karşı olduğum
başka bir şey daha var. Başka mı? İki yüzlülüğe karşıyım. Şimdi çok eşli olup da saklayan adamlara karşı. Ya böyle bir şey var mı ya? Yani çok eşlilik ne demek? Bir kadınla beraber olmak ve hayatını onunla geçirmek. Geçen gün bir röportajımda da dedim, ben böyle yaşayan insanlara büyük bir hayranlık duyuyorum. Onları takdis ediyorum. Ama bana sahtekarları örnek vermeyin. Adam haftada 3 tane 4 tane kadınla beraber tek eşlilik edebiyatı yapıyor, şampiyonluk yapıyor. Siz tek eşli miydiniz? Lan sana mı kaldı hocam tek eşliliği savunmak? Sen bir defa kendini bir düzelt. Siz tek eşli miydiniz eskiden? Efendim? Tek eşli miydiniz? Ben hep tek eşli oldum ama iki evliliğimde de boşandım. Yani bu da Allah'ın kaderin bir cilvesi. Evet. Yani şimdi Sibel Hanım'ın tavsiyesini düşünüyorum şimdi. Başörtülü biriyi al, bu işte kapansın bitsin diyor. Yani çok boşanma davası takip etmiş bir avukatım. Onu da söyleyeyim. Tuğba doğru söylüyor burada. Şimdi bakın. Bir defa insanın iradesine saygı lazım hukuk açısından. Şimdi bir kadın diyor ki ben evli olduğum erkeğin ikinci bir hanımla evlenmesine, ki Kur'an bu rızayı arıyor, razı değilim. Razı değilim olmuyor. Razıyım diyorsa kime ne? Evet, kime ne? Ya kime biz ne? Burada bu kadını yargılıyoruz. Şimdi hocam, o zaman sizin söyleyeyim, insanın iradesine saygınız yok mu? 25 yani yaşında bir bayanla görüştüğünüzü siz kendiniz söylemiştiniz canlı hayat programında. Ben çok bayanla görüşürüm. Onlar görüştüğüm sürece benim kızım, kardeşim, bacım neyse öyle. Evlendiğim zaman da eşim olur. Hocam beraberliğim böyle var şey dediniz. Ne beraberliği dediniz. Ne beraberliği? Şimdi ben bu açılardan muhafazakarım, tutucu bir insanım diyorum. Bizim beraberliğimiz falan olmaz. Görüşürüz, o ayrı dava. İşte öyle bir yani. Birisi yazmış. Söylediniz. Birisi. Bu da Adana yöresinde kullanılan tabire uygun birisi. Diyor ki senelerce muhafazakarlara tokat üstüne tokat vurdu, saldırdı, sataştı. Şimdi muhafazakarlıysa, ulan senin zeka seviyen bu mu? Ben muhafazakarlığı filan savunmuyorum. Ben muhafazakarlık Kur'an'a göre putperestliktir. Ben diyorum ki aile meselesinde, eş, evlilik bu konularda ben muhafazakarım. Bu ayrı bir iş. Tamam. Genel muhafazakarlık kavramı ayrı bir iş. Kendiniz adam. Kendiniz söylediniz ya canlı hayat programında 25 yaşında bir bayanla bulsanız da çocuklar. Ya tamam, bana sor, ne çocuklara soruyorsun? Tamam, anladık böyle. 25 yaşında bir bayanla görüşmedeyiz dediniz. Sayenizde o kızcağız da şimdi ürktü, ben bu kadar stresli bir hayata nasıl tahammül edeceğim diye göz göz düşünüyor. Ayrıldınız mı? Birleşmemiştik ki ayrılalım ya, lafa bakar mısın? Yani peki görüşme. Başörtüsü takıyor mu hocam? Bakın bu konularda sizin lügatinizle bizimki farklı. Hayır, başörtüsü falan yok. Sibel Hanım dedi ya başörtülü alın bu sefer. Ya o bugün söyledi onu. Biz tamam, neyi konuşuyoruz? Biz eskiyi konuşuyoruz. 25 yaşındaki bayanı konuşuyor. Demek ki bitmiş bedek hanım o mevzu, kapanmış. Bitmiş mi? Ya benim anladığım kapanmış. 25 yaşında şimdi biraz daha zorlarlarsa bunu 22'ye falan çekeceğim. Bak açık söyleyeyim, inatçılık yapacağım ben de. Kime ne? Sizce kime ne? Hiç kimseyi ilgilendirmez. Hiç kimseyi. Üniversite mezunu bir kadın. İhtisas yapmış bir kadın. Konuşuyoruz bilvesiyle, tanışmışız. Diyor ki ben sizin ideallerinizi ideal edinmişim. Fikirlerinizle yıllardır. Hayranlık duyuyor. Evet. Ve ben bu fikirleri ideal edindiğim için de mutluluk duyuyorum bundan. Biz de diyoruz ki bu mutluluğunu daha kalıcı yapalım. Mümkün mü? Bir teklif yapıyoruz. Yani gurur duyarım diyor. Şimdi bu kimin meselesidir? Benimle o hanımın meselesidir. Kimin meselesidir? Ben iki yüzlülük yapıp bunu saklasam. Şimdi bakın, Şeyh Hasan dedemin resmini gösterdim. Evet. O türbesi bugün ziyaretgah olan Türk tasavvufunun mana büyüklerinden biridir. Ben onun torunu olmakla gurur duyuyorum. Melami meşreptir. Bizim tasavvufta dede baba ocağında nakşilik vardır ama
meşrep olarak melamidirler. Ne demek melami? Riyaya isyan eder. Riyadan kaçar. Gerçeği asla saklamaz, maskelemez. Riyaya düşme ihtimali varsa o kadar çıplak konuşur ki bu adam delidir dersiniz. Şimdi ben o terbiyeden geliyorum. Ben ikiyüzlülük yapmam. İçimde neyse dışıma da bunu söylerim. Ama affedersiniz, kahpe ve namert bir dünya bunlara değer vermiyor. Bunları sizin aleyhinize kullanıyor. Ama varsın kullansın. Ben velami meşrepliğimi koruyacağım. Açık söyleyeceğim. Hep böyle söyledim. Hep böyle söylemeye devam edeceğim. Ama işimi yapmaya da devam edeceğim. Ama siz hocam, şimdi siz zaten böyle seviyorlar. Yani içiniz neyse dışınız da bir. Bakın, sinirlenmeyin, canlı yok, yayındayız. Yok, sinir minir yok. Hani siz şey, şimdi neyi tartışıyorsunuz? Çıkmasın. İşte o dönek arkadaşın dediği gibi bitti falan, efsane bitti. Yani diyeceğim de yakıştıramıyorum kendime. Aman hocam, canlı yayındayız. Şimdi,